Evet, şimdi pass fake'i çalışacağız. Shoot fake'ini çalıştık. Dripping fake'ini çalıştık. Bunları daha ilerleyen dönemlerde zaten oyun içerisinde hepsini size anlatacağız. Hepsini sizden bekleyeceğiz. Şimdi pass fake'ini de gösterelim. Onun da bir çalışmasını yapalım. Ondan sonra cut fake ile antrenmanı noktalayacağız. Evet, şimdi Tufan Koç size pass fake'ini gösterecek ve yapacağımız drill'i gösterecek. Evet çocuklar, şimdi basit bir çalışma yapacağız bununla alakalı en temel şekilde. Yine üçlü tehdit pozisyonundayım. Sağda oturdum. Bütün vücudum çembere dönük bir şekilde bakıyorum. Burada takım arkadaşım var. Burada bir takım arkadaşım var. Ben topu Emir arkadaşıma atmak istiyorum. Ama öncesinde o tarafa doğru çok baskı olduğunu görüyorum. Buraya bir pas aldatmacası yapıyorum. Pas veriyormuş gibi. Ama muhakkak fake'i attığım yere bakıyorum. İnandırıcı olması için. Bu çok önemli. Daha sonra bu ayağımı çok çabuk çekerek ve topu saklayarak arkadaşıma pası aktarıyorum. Dikkat edin, mutlaka vücudumu pası attığım yöne doğru çeviriyorum. En basit şekliyle şunu çalışacağız şimdi. Fake gösterdim. Vücudu çeviriyorum bu tarafa. Kollarımı uzatarak arkadaşıma pası aktarıyorum. Aynı şekilde diğer pas çeşitlerinde baş üstü pası, bounce pası da verebiliriz. Evet. Evet, haydi bakalım. Hepsinden birer tane yapalım. Herkes yapsın. Cut fake'ine geçelim. Hadi bakalım. Evet Doruk, başlayalım. Çok güzel. Göster, uzat. Muhakkak araya vücudu alalım. Çok güzel. Ben yalancı savunma olayım. Evet güzel. Araya vücudunu al. Ayağını at muhakkak. Aferin. Evet güzel. Vücudu koy araya. Bir dakika duralım. Duralım. Şöyle yapalım. Gel 5 kişi buraya. Gel 5 kişi buraya. Bir top kalsın. Tek top kalsın. Kalsın sana top. Tek top. Tek top kalsın. Sen pası alıyorsun. Pas fake'ini yaptın. Buraya verdin. Sen arkasına geçtin. O oraya pas fake yaptı. Diğer arkadaşa verdi. Tamam mı? Atan geri üçe, sen de veren geçiyor. Böyle olsun. Sen de bu tarafa hep oraya veriyorsun. Evet. Başla. Çok güzel. Araya vücudu koy bakalım. Çok güzel. Hop. Evet çok güzel. Bravo grubun arkasına. Bravo evet, çocuklar. Grup başına geldiyse baş üstü pas verebiliriz. Evet. Baş üstü pas fake yap. Evet devam ediyoruz. Ters fake. Güzel. Evet sana geldi sıra başı. Evet stop. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi aynı şekilde çocuklar, baş üstü pas fake yapacağım. Yine üçlü tehdit pozisyonundayım. Duruşum bu. Çok önemli. Hiç bozmadan üçlü tehdit duruşumu, topu çok çabuk başımın üstüne çekiyorum. Çok süratli bir şekilde çekiyorum. Araya yine mutlaka vücudumu aldım. Pas fake'ini atıyorum. Bu tarafa doğru arkadaşıma. Savunmanın oraya doğru hareket ettiğini gördüğüm anda çok süratli bir şekilde yine araya vücudumu alarak baş üstü pasla arkadaşıma topu aktarıyorum. Evet, aynı çalışmayı yapıyoruz. Sadece baş üstü pas. Haydi bakalım. Evet, hemen arkaya geçelim. Çok güzel. Bravo çocuklar. Aferin. Ufalalım. Ufalalım. Çok önemli. Evet, sabit ayaklara dikkat edelim. Güzel. Topu çok aşağı indirmeyin baş üstü fake'inde. Evet. Belli bir mesafede kalsın. Güzel. Tamam, ziyan yok. Aferin. Haydi. Evet. Tamam. Çok güzel. Güzel oldu. Gayet güzel oldu. Şimdi cut fake'ine geçelim. Levent Koç bize cut fake'ini, Hüseyin de savunma olsun. Top ortada. Ben ortaya cut etmek istiyorum. Herhangi bir düzen gereği veya düzen yok. Boşluk görüyorum. Ve müdafaamı ters yöne yönlendirmem lazım. Burada önemli olan, ters yöne yönlendirirken patlayacağım ayağı gideceğim yöne bıraktığım anda bütün vücudumu o ayağımın üstüne bırakıyorum. Yani buraya gidiyorum, bu fake'i gösterirken bütün vücudumu buraya bırakıyorum. Bu ayağımdan ters tarafa vücudumu çevirerek patlıyorum. Fake'i inandırıcı olması için
Belki de o tarafa gideceğim. Fake inancı olması için bütün gücümle gidiyorum oraya, bırakıyorum, tekrar buradan patlıyorum. Evet, önemli olan bacağımızı, vücut ağırlığımızı tek bacağımıza verip bütün vücudumuzla beraber, bütün vücudumuzu fake, bütün fake'lerde kullandığımız gibi yine vücudumuzu çevirerek ters yöne gidiyorum. Güzel. Daha net fake'i gösterelim. Pasları boş üstü verelim buradan. Pasları boş üstü verelim. Çok güzel. Yukarı kaldı top. İste, elini göster. Elini i̇ste, göster. Topu iste. Gittiğin yere fake göster. Evet. Paslar boş üstü çocuklar. Aferin. Burada. Güzel. Bravo Kılıç Aslan. Olmuyor. Bence bu olmadı. Buraya gelirken mutlaka topu isteyin. Buraya gidin. Geldiği anda buraya gelin. Mutlaka oraya, o ayağınızla oraya yatarken, bunu yaparken gösterin, hemen buradan gelin. Evet, bezdane fake ortaya kat. Haydi bakalım. Hop. Devam, güzel. Göster. Evet. Güzel. Paslar sert, boş üstü. Hadi bakalım çocuklar. Evet, bravo. Güzel. Topu iste, hedef göster. Topu iste, hedef göster. Aferin. Baş üstü pas sert. Çok güzel. Aferin. Hadi oturalım artık burada pasları atarken. Evet, güzel. Bravo çocuklar. Hop, vücudu çevir. Bravo Kılıç Aslan. Aferin. Güzel. Güzel. Aferin. Aferin. Bravo. Bravo. Bittiyse buraya geliyoruz. Ters tarafa geliyoruz. Evet, hadi doğru. Bu tarafa geldik. Aynı şekilde buradan yapalım. Aferin, çevir vücudu. Çok güzel. Bravo. Tamam. Hadi pas kalitesi çocuklar. Çok önemli. Tamam. Bravo. Güzel. Bravo size. Aferin. Aferin, bravo. Bravo beyler. Güzel, bravo. Bravo. Gel bakalım. Bravo. Bravo. Gayet güzel oldu. Başında da söyledim antrenmanın. Fake çok önemli. Gitmek istediğim yerin, yönün, yapmak istediğim hareketin tersini savunmayı, onu gösterip yapmak istediğim hareketi doğru yapmak çok önemli. O yüzden shoot fake'i de atsam, dripping fake'i de yapsam mutlaka inandırıcı olması lazım. Cut fake'i de aynı şekilde. Ama her şeyden önemlisi savunmayı okumak. Savunmayı okuyamazsınız, hareketi tamamlayamazsınız. Ve bu sefer savunma sizi okuduğu için avantajlı duruma geçer. Bunu unutmayın. Fake atarken de dripping silahımı her zaman saklı tutmam lazım. Dripping önemli bir silah. Basketbol birebir oynandığı için, 5'e 5 ama temelinde birebir olduğu için top elinde olan kişi avantajlı kişidir. O yüzden avantajı elde etmek için de dripping aklınızı mümkün olduğu kadar zamanında kullanın. Erken kullanıp dripping'i kesmeyin. O bakımdan da shoot fake'ini, dripping fake'ini doğru yapıp dripping'i zamanında yapmanız lazım. Yine bunları eve gittiğinizde tekrar tekrarlayın. Antrenmandan önce buraya geldiğinizde tek başınıza bunları tekrarlayabilirsiniz. Bir sonraki idmanda yine en az bugün kadar sizi zinde, dinç, güler yüzlü antrenman yapmaya hazır bir şekilde bekliyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. Bir sonraki antrenmanda görüşmek üzere. İyi dinlenmeler. Streç yapmayı unutmuyoruz. Evet. Kim? 2, 3, oyunda kal.